İdlib'deki saldırının ardından Türkiye artık mültecileri durdurmayacağız dedi. Yiken onlar kapıların umudu açıldığını düşünerek coşkuyla koştu otogarlara. Hem kara hem de deniz sınırlarından on binlerce mülteci Avrupa'ya geçmeye çalıştı. 1300 metre öteden Hatay'dan bile gelen vardı İstanbul'a. Otobüslerle, botlarla, trenle Türkiye'nin her noktasından Avrupa'ya gitmek için yola çıktı mülteciler. Bir küçük yaşında. Yunanistan kabul etmiyor etmesi geri dönmek zorundayız. Hedef Avrupa'ydı ama bekledikleri kadar kolay olmadı sınırın diğer tarafına geçmek. İşte böyle karşılandılar. Arafta, tampon bölgede, yağmurun altında kaldılar. <laughs> Bulgaristan net ve sert bir tavırla Kapıkule sınır kapısına mülteci dayanmasını kabul etmedi. Yunanistan tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu. Bekleyiş kısa süre sonra yerini Yunanistan'ın yoğun müdahalesine bıraktı. Tel örgülere yönelen mültecileri ses bombasıyla uzaklaştırmaya çalıştı Yunan polisi. Zaman zaman silah sesleri de yankılandı sınırda. Burası yine Gördük. Yunan askerleri ateş açarak ve e, mültecilerin iddiasına göre onları döverek tekrar geri gönderiyor Türkiye tarafına. Korona karşı herhangi bir önlem alındı mı o bölgede? Çünkü inanılmaz Aslında bir virüs tehlikesiyle karşı karşıya Aslında tek alınan bir önlem bir dünya. basit maske. Ama bu Merve yeterli aslında değil. Burası, e, önlem aslında çok alındığını söyleyemem. Yani maske ne kadar korur bilinmez. Çünkü hastalığa çok açık bir nokta. Dedim ya kırağıyla kaplanmış toprak zemin üzerinde uyuyorlar. Soğukta uyuyorlar. Birçok ıı, ırktan, birçok millet burada, birçok e, mülteci grubu burada hastalığa çok açık bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamaya başlamasının ardından on binlerce göçmen Yunanistan sınır kapısına geldi. Edirne'nin Pazar Kule sınır kapısında göçmenlere Yunan güvenlik görevlileri tarafından sert müdahalelerde bulunduğu öğrenildi. Yunanistan güvenlik güçleri aralarında çocukların ve kadınların da olduğu göçmenlerin üzerine Toma ile tazikli su sıkarak püskürtmeye çalıştı. Yunanistan asker ve polisleri geçişler için kapalı tutulan Pazar Kule sınır kapısı çevresine gelen göçmenlere gaz bombası ile sert müdahale etti. Sınır kapısından içeri tomu alan güvenlik güçleri tampon bölgede 3 gündür beklemekte olan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin üzerine tazyikli su sıktı. Bir yandan su sıkan Yunanistan'ın asker ve polisleri bir yandan da ses bombası, gaz bombası ve biber, bo biber gazı ile göçmenleri dağıtmaya çalıştı. Karmaşanın yaşandığı tampon bölgede bazen silah sesleri de duyuldu. Göçmenler arasında yaralananlar oldu. Dağılmaya niyet olmayan göçmenler taş atarak Yunanistan güvenlik güçlerine karşılık vermeye çalıştılar. Atılan gazdan çok sayıda göçmen insan etkilendi. Türkiye'nin göçmenlere Avrupa sınır kapılarını açmasının ardından 100 binden fazla göçmen kara ve deniz yoluyla Yunanistan'a geçti. Türkiye'nin yıllardır misafir etmiş olduğu göçmenleri Yunanistan vatandaşları sahillerde defolun buradan bağırışlarıyla karşıladı. Kendilerini medeniyetin beşiği olarak gören ve insan haklarından bahseden Avrupalılar söz konusu göçmenler olunca 200'lüye devam ettiler. Botlarda olan küçük çocuklar Yunan vatandaşlarının tepkisi nedeniyle çok korktular. Polis ve güvenlik güçleri olanları sadece izlemekle yetindi. Göçmenleri engellemeyen, engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den de destek geldi. Avrupa Birliği Konseyi Türkiye'nin mülteci çıkışını serbest bırakması üzerine Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistanı destekliyoruz dedi. Türkiye'nin mültecilerin e, ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine yaşanan hareketlilik sürerken Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Michel açıklamasında "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz. Durumu daha yakından gözlemlemek için Salı günü Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Yunanistan Türkiye sınırını ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki mülteci gerilimi devam ederken Atina yönetiminden de açıklama geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sky TV'de açıklamalarda bulundu. Yunanistan Bakan Yardımcısı Stefanis dün sınırlarımızda 9600 ihlal yaşandı. Bunların hepsini başarıyla çözdük dedi. Sınırda organize bir geçiş hareketi olduğunu öne süren, öne süren Stefanis, Türkiye onları durdurmamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara yardım da ediyor şeklinde bir iddiada bulundu. Başta Afganistan, Suriye ve Irak olmak üzere çok sayıda göçmenin sınırlara akın etmesi sonucunda Yunanistan'ın akıllara durgunluk veren bir yöntem daha uygulamaya başladı ortaya çıktı. Reuters'a konuşan Yunan hükümetinden bazı kaynaklar Türkiye-Yunanistan sınırına gelen göçmenlere kısa mesaj yani SMS atıldığını açıkladı. Ajansa konuşan kaynaklar sınırdaki mültecilere sınırı geçmemeleri konusunda SMS atılıyor. Sınır güvenliğinin maksimum seviyede olduğu belirtiliyor dedi. Diğer yandan Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Koruma Ajansı Frontex bir açıklama yaptı. Frontex, Türkiye-Yunanistan sınırındaki tehlike seviyesini yüksek kategorisine aldı. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden olan Kathimerini, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin destek vermeleri için Frontex'e çağrıda bulunulduğunu yazdı. Katimeri'nin haberinde Frontex yetkililerinin Brüksel'den yaptıkları açıklama da yer aldı. Açıklamada Yunanistan'dan ekstra destek talebi geldi. Şu anda teknik ekipman ve kuvvet sağlamak için adımlar atıldı ifadesi kullanıldı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kanalımıza abone olarak sizler de takip edebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.